Merhabalar sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olan herkese. Nisan ayı astroloji yorumlarımla karşınızdayım. Sevgili ikizler, Nisan ayına aslında 30 Mart'taki Mars geçişinden bahsederek başlamam lazım. Mars Kova burcuna geçiş yapıyor ve size ekstra bir hırs yükleyecek. Yani bu bir sportif faaliyet olabilir, aşırıya kaçabilirsiniz. Diyet olabilir, bunda da aşırıya kaçabilirsiniz. Yani idealist bir tavır takın. 13 Mayıs'a kadar da bu şekilde bir geçişi var. Kova geçişi var Mars'ın. Dolayısıyla enerjinizi aslında biraz kendinize, biraz da işle ilgili seyahatlerinize ayırabilirsiniz. Yani bayi ziyareti, müşteri ziyareti olabilir, satış noktasında çalışıyor olabilirsiniz ya da yurt dışı ile ilgili bir takım yazışmalarınız olabilir. Bunlar çerçevesinde gündeminiz olabilir. Yalnız Dolunay tarihine kadar, Dolunay'a kadar İkizler Burcu'nun para trafiği ile ilgili de bazı sıkıntıları olacak. Geliriniz giderinizle denk olmadığını göreceksiniz Nisan ayı başında. Maddi konularınız çok önem kazanacak. Özellikle gelir getirici bazı faaliyetler, ikinci bir iş arıyor olabilirsiniz. Ya da elinizden bir ürünü çıkarmak için örneğin ilanlar verebilirsiniz. Bir şey satmak ve gelir elde etmek için. O yüzden ekonomik olarak gelirinizin düşük olduğu bunu fark edebilirsiniz. İkizler paraya çok düşkün değildir. Evet ama yani bir boğa burcu gibi. Fakat 3 Nisan'da Venüs İkizler Burcu'na geçiyor. Çok insan için bu aslında estetik operasyon ya da buna benzer bir detay anlamına gelebilir. Yani iyileşme, güzelleşme, ciltte güzelleşme gibi. Ama sizin Venüs'ün ikinci bir anlamı paradır. Ve para konusunda 3 Nisan'dan sonra biraz daha gayretli olacaksınız. Ve işinizi geliştirme ve aynı zamanda tabii ikili ilişkilerde de bir kuvvet kazanıyor durumda olacaksınız. Aşk ilişkisi olabilir, sevgiliyle diyaloğunuz olabilir. Ama para konusunda onların desteğinde istiyor durumda olacaksınız. Bu ay 8 Nisan'da terazinin 18 derecesinde bir yeni ay söz konusu. O yüzden sevgili ikizler bu sizin aşk hayatınızı biraz gerebilir. Yani Dolunay aslında tamamlanma etkisi verecek ama aşk hayatınızda her şey tamamlanacak ve bitecek anlamına gelmez. Çünkü her ay Dolunay var açıkçası ama terazideki Dolunay sizin bir restleşmeye karşılıklı atışmaya can acıtıcı bazı sözler söylemenize sebep olabilir. Karşınızdakini iyi dinleyip öfke patlamaları yaşamamaya gayret gösterin. Mars'ın da Kova burcunda olduğu bu günlerde karşıdakini rahatlıkla kırabilirsiniz. O yüzden biraz aslında frenli ilerlemenizde fayda var sevgili ikizler. Yani aşk hayatında bazı istenmedik sonuçlar da alabilirsiniz diyeyim şimdiden. Çocuğunuzla da yine çocuklarla aslında anne babayla da ve çocuklarla da sert bir iletişiminiz olabilir bu dolunayda. Bu bir gün en fazla iki gün sürecek bir etki. Sabır göstermekte fayda var. Çünkü 11 Nisan'da artık Merkür de Koç burcuna geçiş yapıyor ve bu biraz sizin sosyal anlamda başka yerlere, arkadaşlara, dışarıdaki bazı derneklere, buluşmalara, yemeklere vakit ayırmanız anlamına geliyor. O yüzden evdeki tartışmalar çabuk, hızlı sonuç alacak ve kapanacak konu diyeyim şimdiden. Mümkünse Dolunay'da İkili ilişkilerde biraz frenli ilerlemekte fayda var özetle. 23 Nisan'da bir yeni ay söz konusu. Boğa burcunun 3 derecesinde bu yeni ay. O yüzden de artık biraz boğa etkisi de yaşıyor durumda olacağız. 12. evinizi etkileyecek ve mutsuz olmamaya özen gösterin. Ama kendinizi geliştirmek adına da bazı girişimleriniz olabilir. Sevgili ikizler, 23 Nisan'da bir boğa burcunun 3 derecesinde yeni ay söz konusu. Bu sizin 12. evinizi aydınlatan bir yeni ay olacak. O yüzden zihni geliştirmeye, kişisel gelişime özel bir çabaya, böyle bir kursa, bir derse ya da bir yoga faaliyetine ya da benzer bir harekete ya da sporla ilgili kendinizi farklı bir forma sokacak güzel bir sporla ilgili girişiminize sebep olabilir. Güzel bir girişim başlatabilirsiniz. Tam da 23 Nisan döneminde. Değişik kitaplar alıp farklı tarzda kitaplar okuyabilirsiniz. Yani aslında biraz kendinizi geliştireceğiniz bir yeni ay olacak. Yeni bir başlangıç yapacaksınız.
Şimdi bir Plüton retrosu var. 25 Nisan'da başlıyor ve epey uzun sürecek. Bu Plüton retrosunu, Oğlak Burcu'nun üzerindeki Plüton retrosunu anlatacağım. Ayrı bir video çekmeyi planlıyorum. 25 Nisan'da başlıyor ve 4 Ekim'e kadar sürecek. Bunu hemen Ekim'de, Kasım'da Mars'ın retrosu karşılayacak. Yani aslında yılın ikinci yarısı biraz daha olumsuz enerjiler altında olacağız ama sonuçta yine biz aynı biziz. O yüzden direnç göstereceğimiz noktalarımız değişecek sadece. Gardımızı yüksek tutacağımız noktalarımız. Bu 25 Nisan'daki Plüton retrosu da biraz kemer sıkmaya sebep olacak. Yani paranızı eskisi gibi harcıyor durumda olmayacaksınız maalesef. Kontrollü gideceksiniz, öyle ifade edeyim. Aynı zamanda eşinizin geliri de yine kontrollü harcayacağınız bir nokta olacak. Ve bununla ilgili şikayetleriniz de olabilir karşılıklı birbirinizden. Ama Merkür Boğa Burcu'na geçiş yapacak ayın son günleri 27-28 Nisan'da. Merkür artık Boğa'ya geçtikten sonra biraz kendinizi özellikle geliştirme konusunda güzel haberler de alabilirsiniz. Yani aslında hobinizden para kazanmak gibi, ikinci bir iş için başvurmak gibi, farklı noktalardan işle ilgili örneğin girişimcilik desteği almak gibi bazı fırsatlarınız da olabilir 27-28 Nisan'dan sonra. Bunun karşılığı muhakkak ki para ve gelir getirici, yani düzenli gelir getirici ikinci bir iş imkanı anlamına geliyor. Daha başka şeyler değil. Yani kişisel gelişim derken bu sadece okuyacağımız bir kitap değil buradaki. Sizi geliştirecek ve girişimcilik noktanızı tetikleyecek. Benimle birlikte ortak olur musun, böyle bir iş yapalım diyeceği arkadaşlarınızın, belki ortaklarınızın bir takım projelere başlayacağınız anlamına geliyor. O yüzden bu aslında Nisan'ın son günlerine çok özen göstermemiz gerekir. Belki de sizin çoktandır kafanızda bir proje vardır ama girişimcilik anlamında onu detaylandırmamış olabilirsiniz. Bir fizibilite hazırlayın bakalım, elinizin altında bulunsun. Mümkünse destek için, belki kredi gibi, belki de yani karşılığı parasal bir girişiminizi tetikleyecek destek olacak şekilde bir krediye başvurmanız mümkün olabilir. Sevgili ikizler, akrabalık ilişkilerine bu ay dikkat edelim. Çünkü pek çok noktadaki gezegen, özellikle malefik gezegenler, yakın akrabalarla, anne babayla diyalogumuzda biraz bizi yıpratabilir. O yüzden bunlara özen göstermemizde fayda var. Nisan ayı benim yorumlarım bu kadar ama sorularınız çerçevesinde tabii ki bunu detaylandırıyorum. Kişisel doğum haritalarınız çok önem kazanıyor. Nisan ayında ve Mayıs ayında sevgili ikizler, kişisel doğum haritalarınız ve o çerçevedeki ikili ilişkilerinizin karşılaştırıldığı ve uyumunuzun aktarıldığı sinastri çalışmalarını eğer talebiniz olursa ya da size özel değil şirketinize özel destek isteyecek olursanız, astroloji danışmanlığı isteyecek olursanız, bu çerçevede ortalama 45-50 sayfalık bir rapor hazırlıyorum. Sizin tarihleriniz, bilgileriniz doğrultusunda ve sonrasında da bir saatlik bir görüşme planlıyoruz karşılıklı. Bununla ilgili benden her zaman destek alabilirsiniz. Sorularınızı videomun altına bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.